Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere hamdü senalar olsun. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala Hazretlerinin yeryüzünde halifesi Resul'ün varislerine biz Evliyaullah diyoruz. Bu Evliyaullah'ın sayısı 124 bin tanedir. Veda hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 124 bin sahabeye hutbe okuması, veda hutbesini okuması buna delildir. Ve o sahabenin her biri gökyüzünde yıldızdır. O yıldızların hiçbiri sönmemiştir. Hepsinin biri bir ruhaniyetiyle yeryüzünde dolanıyordur. Ama ve lakin avam insanlar, cahil insanlar bu dönemde evliyayı tanımaz olmuşlar. Eğitim ve öğretim sisteminde anlatılmadığı için, yaşantıda, televizyonda, basında, yayında Evliyaullah'ın ne olduğunu bildirilmediği için, Evliyaullah'a sataşan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Sebebi ise bilmediklerinden. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasına ayet ile beyan ediyor. Onlara benim dostum diyor, velim diyor. Onlara müttaki diyor, müttakileri ben muhafaza edeceğim diyor. Onlara Yasin diyor, onlara Mürselin diyor. Allah-u Teala onlara abid diyor, zahid diyor, arif diyor. Allah-u Teala evliyasına evliya diyor. Evliya kullarımın benden başka hiç kimseden korkusu yoktur. Onlar hiç kimseden korkmaz Allah'tan gayri. Ayet ile sabittir. Evliyaullah'ın hakkında yüzlerce hadisi şerifler vardır. Ama gel gör ki günümüzdeki insanlar Evliyaullah'ı tanımaz olmuşlar. Evliyaullah'a hakaret eder olmuşlar. Evliyaullah'ın şeriatını kınar olmuşlar. Şeriatsız görmüşler. Evliyaullah'ı şirk görmüşler. Evliyaullah'a sataşmışlar. Allah'ınla savaş açmışlar, haberi yok. Allah Evliyaullah'ını koruyacağını ayet ile beyan eylemiş. Onun muhafazasının altında olduğunu ayet ile beyan eylemiş. Ama ve lakin günümüzdeki insanlar yeryüzünde çatacak insan, tartışacak insan bulamamışlar, hakaret ve küfür edecek insan bulamamışlar gibi Evliyaullah'a ver yansın ediyorlar. Ondan sonra Evliyaullah'a ver yansın edenlerin başlarına gelen bela musibetler nereden geldiğini bilmiyorlar. Evliyaya hakaret eden, evliyaya düşmanlık edenlerin başına gelen birkaç hasleti size sayayım mı? Onlar paralarında bereket bulamazlar. Onlar araçlarında, gereçlerinde, evlerinde, yani araba ve evleri varsa bunlarda hayır göremezler. Onlar vücutlarında can sağlığı bulamazlar. Onlar çoluk çocuklarını kendilerine hayırlı bir evlat olarak göremezler. Annesiyle babasıyla tartışır. Evliyaya sataşan insanlar yeryüzünde hakir olur. Çevresindeki insanlar tarafından hakirleşir. Ve o insan kendi iç aleminde hem hastalıklarla belenir, hem hastalıklarla bulaşır, hastalıkla yaşar, hem de iç aleminde huzur bulamaz. Eşi, dostu, hanımı, oğlu, kızı ondan uzak durur. Çünkü evliyaya sataşan insan her sahibi olur. Konuşurken öfkeli konuşur. Yine yeryüzünde tartışacak adam bulamazlar da gelip evliyayla tartışırlar. Girerler dergaha, dini mevzuda evliyayla tartışırlar. Sonra fikirlerini evliyaya empoze etmek isterler. Efendim sen tamam Allah'ın halifesin, Resulullah'ın varisisin ama benim dediklerimi yap. Sen nasıl evliyasan dediklerin olmuyor. Sen nasıl evliyasan bunları yaptıramıyorsan. Sen nasıl evliyasan şunu şöyle dedin olmadı. Sen nasıl evliyasan bunu böyle dedin olmadı. Araştırın bakın kardeşim. Bunlar evliyanın hallarında halsızlık değildir ki, evliyanın yolunda yolsuzluk değildir ki. Sen kendi halına ve yoluna bak. Evliyaya savaş açmış adam. Evliya beğenmiyor adam. Adamın yazdığı beyitleri beğenmiyor adam.
Adamın halini beğenmiyor. Halife beğenmiyor. Dergahını beğenmiyor, müridini beğenmiyor. Seni kim beğeniyor acaba? Hazreti Resulullah'ın Hatice'si Kübra'sı, Hatice-i Kübra'sı olmak varken Hazreti Nuh'un karısı olanlar, Hazreti Lut'un karısı gibi kocasına zulmeden, tartışan, bağıran, çağıran karılar. Hey yavrum hey. Yarın bağırıp çağırdığın evliya Resulullah'ın huzurunda onunla beraber cennete girerken sen Lut Aleyhisselam'ın karısıyla cehenneme gidersen. Nuh Aleyhisselam'ın karısıyla cehenneme gidersen. Evliyaya söz taşıyor adam. O öyle dedi, bu böyle dedi. O böyle etti, bu öyle etti. Şikayet ediyor birbirlerini. Evliyanın huzurunda. Ey şikayet eden erkek ve kadın mürit. Ebu Leheb ve karısı gibi cehenneme girersiniz. Odun taşırsınız, odun. Cehenneme odun taşırsınız. Söz taşımayın. Husumet tarlasında kin beslemeyin birbirinize. O kininizi gelip evliyaya kusmayın. Aklınızı başınıza alın. Gerek müridenler, gerek mürşidenler, gerek avamlar. Avam mürşide laf söylese yine ses çıkartmaz. Bilmiyordur. Resulullah'ın efendim taşlandığı gibi Taif'te. Ona taş atanlar, ya Rabbi bunlar seni bilmiyor dedi. Ama bilenler için, bilenler için bilip de ona zulmedenlere ölüm emri çıkarttı, ölüm emri. Sevgili kardeşlerim, uyanın. Evliyaullah'ın nazarını alın, duasını alın. Ona yakın olun. Zira gül bahçesinde oturanın gül koktuğu gibi onun kokusu size siner. Allah dostunun dostuna zulmetmez. Dostunu sevenleri affeder. Hatta bir adamı cehenneme attılar. Feryadı figan ediyordu. Cehennemdekiler dedi ki, seni hiç Evliyaullah tanımadın mı? Dedi, yok tanımadım. Evliyaullah'ı tanıyan bir arkadaşın yok muydu? Dedi, vardı. Benim bir arkadaşım vardı. Falan evliyadan dersliydi. O zaman arkadaşına bakırsana. Ne olacak? Sen arkadaşını çağır. O cennetteyse Allah seni onun yüzü sürmetini affeder dedi. O da arkadaşına bağırdı. Arkadaşı cennetteydi. Allah senin arkadaşını affettim diye onu ne yaptı? Cennete aldı. Evliyayı ya, evliyaya intisap etmiş adamın arkadaşı ya. Görüyor musun Allah evliyasına ne kadar değer veriyor? Ama günümüzün insanı evliyaya değer vermiyor. Paraya tapıyor, karıya tapıyor, makama tapıyor, artiste tapıyor, sanatçıya tapıyor, futbolcuya tapıyor, parti başkanlarına tapıyor, tapıyor ha tapıyor. Tapın, sizin bütün taptıklarınız ahirette karşınıza gelecek, boynunuza bağlanacak. Onlarla beraber cehenneme yol alın. Onlarla beraber cehenneme atılacaksınız. 11 tane futbolcu ismi biliyor adam da 11 tane peygamber ismini sayamıyor. Dünya yabancı futbolcuların ismini, artistlerin ismini sayıyor da kendi öz dedelerinin ismini sayamıyor. Ondan sonra da ben Müslümanım cennete arzuluyorum he. Sistem ile beraber uyuyun, uyutulun. Ondan sonra uyandıkça evliyaya çatın siz. Nasıl olsa cehennem geniş, boş. Allah-u Teala Hazretleri evliyaya şimdiye kadar çatmış olan bütün herkesi yine tövbe edip affı mağfiret etmelerini nasip-i müyesser eylesin. Allah-u Teala Hazretlerinin evliyasına onları yandaş eylesin. Piri piran için Allah rızası için El-Fatiha'tı.